Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, mızrak rehberi olacak. Önceki videolarda da zaten bir karga rehberi yapmıştık. Ona çok benzediği için buradan devam etmek istedim. Şimdi, e, becerilerden başlayalım yine. Gargoyle'a nazaran burada bir e, daha fazla bir beceri mevcut. E, Luhun yürüyüşü var. Yine dikkat edeceğimiz şeyler hasar tipleri. Temel kesici üzerinden e, vuruyor bu skill. Yukarıdan hamle yine kesici vurmakta Rokris'in Narvanı delici, Cangar'ın dönüşü e, kesici, yine kasır, Kasırgan'ın çeperi kesici ve son olarak Guglielm'in selamı e, delici vurmakta. Şimdi baktığınız zaman hangi skill'leri neden kullanmamız gerekiyor? Onları bir incelememiz lazım. Luh'un yürüyüşü e, güzel bir skill. Bunu bastığınız zaman aynı zamanda kalkanınızdan e, defans yapabiliyorsunuz mesafeli birimlere. Yani okçu birlikleri olur, birimler olur, okçu e, hiroları olur. Yani onların oklarını yemiyorsunuz bunu bastığınız süre boyunca. Ve aşağıda ek etki 3'e baktığımızda da aldığımız hasarı %2 azalır diyor. Ve 6 saniye süreceğinde 10 kereye kadar da birikebileceğinden bahsediyor. Yani 10 kere %2'lik birikirse eğer e, bu ne yapar? %20 yapar. 6 saniye boyunca %20'lik bir defans ve zırh ışın buff'ı alıyorsunuz. Bunu ben tercih ediyorum. Hem okçu birimlere karşı hem de defans verdiğinden ötürü oldukça yarayışlı oluyor. Yukarıdan hamle benim pek tercih etmediğim bir skill. Çünkü birazcık vurduğu alan dar. Dar olduğu için çevresine çok da fazla hasar çıkartamıyor. Ve aşağıdaki ek, ek etki kısmını da hızlı bir şekilde dolduramıyorsunuz. Prokrasi'nin armağanı 3. Bunu tercih ediyorum. Hem kaçan adamı öldürmekte hem savaşa girmeden önce size karşı defans yapan adamın defansını kırmakta. Oldukça başarılı çok pardon. Cangar'ın dönüşü açmamışım bile zaten. Bu da çok dar bir alan. Yukarıdaki yukarıdan hamle e, skilline oldukça benziyor. O nedenle bunu da tercih etmiyorum. Kasırgın çeperi bu da bir tercih ettiğim diğer bir skill. Bunu da vuruş alanı geniş ve ek etkiyi de çok rahat bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Bunun sonrasında son skill olan Gugnir'in Selamı. Tercih eden arkadaşlar var. Yani kötü bir skill mi değildir mutlaka. Ama yine dar bir alana etki ediyor. Ve aşağıdaki ek etkiyi de tamamlamanız biraz daha zorlaşıyor. Yani bunu sırt sırt tabii duran adamlar için basmanız gerekiyor gibi duruyor yani. Şu çevirerek vurması güzel. Ya bu tercih edilebilir ancak ben kendimi oynayış tarzıma göre uygun bulmadım diyeyim ama denenebilir. Kötü de denilmez zaten. Bunlar skillimiz. Kıyımda Luhun yürüyüşü. E'de kasırganın çeperi ve R'de progress'in armağanını kullanıyorum. Ult olarak da ejderha kükreyişini tercih ettim. Diğer ultiden çok rahat dojlanıp kaçılabiliyor. Burada animasyonda da görüyorsunuz zaten. Yani o mesafede adam durmak zorunda değil. Sersemlemiyor. Yani sağa sola zıplayarak çok rahat bir şekilde kaçması mümkün. Bunun tek dezavantajı tutturması birazcık zor. zor olduğu için o riski alıyorsunuz. Ancak tutturursanız da delip geçiyorsunuz yani. Ee, Sikiller skilller bu şekilde. Baktığımız zaman ben benim tercih ettiğim skilller iki tane kesicimiz mevcut. iki tane de delicimiz mevcut. Şimdi e, gelin bakalım statlar ve zırhlar ne durumdadır. Evet arkadaşlar burada da dediğim gibi kargıya çok benzediği için bu videodan devam etmek istedim. Bu klasa rehberini yapmak istedim. Ee, yine çeviklik full dedim. Bunların niteliklerin ne anlama geldiğini bir önceki kargı rehberimde anlatmıştım zaten. Kesici ve delici vurduğumuz için özellikle delici ultimiz olduğu için çevikliği fulllemek istedim. Zaten kullandığımız da aynı ve üzerindeki ürünleri de aynı. Ortak ürünler. Ee, yine o videodan bulabilirsiniz. Şöyle tek tek de geçeyim. Denemek isterseniz bunları da tavsiye ederim. Bunların haricinde elimdeki silahta şu şekilde göstereyim. Çeviklik ve zırhı 2 puan arttırır. Çeviklik olduğu için tercih ettim. Gücü arttırmasıyla e, kesicimi arttırıyor. O yüzden tercih ettim. Ve savunmaları 70 puan arttırır tercih ettim ki çok çabuk bir şekilde erimeyeyim. Burada e, mızrak için ayrılmış 2 tane daha run mevcut. Birisi e, tüm ustalık becerisi bekleme süresini %8 azaltır diyor. Ancak ben bunu kullandığımda yani 14 saniye olan skill yine 14 saniyeydi. Hani belki de bir oyunun hatasıdır bilmiyorum ama ben pek bir faydasını göremedim. Aşağıda da her 5 düşman asker öldürdüğünde 20 saniye boyunca kritik hasar artar diyor. yani dediğim gibi savunmamız çok düşecek denenebilir. Ancak savunma çok düşeceği için ben tercih etmek istemedim yani kolay bir şekilde eriyeceksem ben o kritik hasar nasıl atacağım öyle bir durum ortaya çıkıyor evet itemler ve statlar bu şekilde iki orta iki hafif neden yapmadım yine kargı videosunda anlattım ee, ve ikili etkileri benim gözümde o kadar da fazla değil rünler tarafından o açık kapatılabiliyor ee, buyurun gelin eğitim alanında neredeydi o ben yine unutuyorum bunu. Silah ustasında vuruş tiplerine göre nasıl sıraladığımız, nasıl bir combo izlediğimizi oradaki adam üzerinde göstereyim. Evet arkadaşlar eğitim alanına geldik. Düz vuruşumuz shift sol kliğimiz daha doğrusu bu şekilde yukarıdan vuruyor ve bunu yaparken de dinçlik yani stamina dediğimiz barı tüketiyor. Düz vuruşlarımız bu şekilde. Bunları zaten sizler de tecrübe edebilirsiniz. O nedenle direkt olarak skilllere geçmek istiyorum ben. Burada bir adam olduğu için ben direkt E skill ile başlayacağım. 5 defa basıyorum ve aşağıda biriktiğini görüyorum. Defansımın. Q ile devam ettim. Geri çıktım. Ultimi attım. Dediğim gibi tutturması zor. İçinden geçti hatta. Tekrar Q ile devam ettim. Ve bu şekilde bu combo ilerledi. Ee, şimdi neden E ile başladım. Q skill'imin yerden kaldırma özelliği var. Eğer ki yere düşersem diye yedekte tutuyorum. O nedenle E skill ile başladım. Ve Q, E skill'i vurduğu süre boyunca kalkan tutmasaydı eğer yani iyi olurdu. Karşı tarafı sersemletiyor. Düz vuruşlarınızda aynı sersemlik etkisini yaratıyor. Q'yu vurdum şimdi. Yine sersemlik etkisi yaratıyor. Geri çıktım cana az. Bana doğru geliyor. Ve E ile devam ettim. Orada bir diğer skill'i kaçırdım ama. Şurada bir şey alınmasayım ben. Durum bu şekilde. Yani... Bir önceki videoda da burada kuşatma kulesinin olduğunu düşünün diyerekten bir örneklendirme yapmıştım. Bu taraftan adamlar geliyor. Onlara ben gidip çat diye girmiyorum. Yoksa eriyebilirim hızlı bir şekilde. Öncelikle gidip E skill'imi kullanıyorum. Üzerime aldım ben zarımı. Olsaydı eğer şurada çıkardı zaten. Orada içeride böyle birisi beni yere düşürdü. Q skill ile çıkmaya çalışacaktım. Yani sistem böyle işliyor burada. Ee, i̇şin kötü yanı zaten klasları sınıflandırırken de bunu belirttim. Önceki videolarımda. Ee, bu eğimli yerlerde merdiven olur, yokuş olur. Burada yokuş yok ama. Merdivenli yerlerde skill'leriniz vurmuyor. Yani R'deki skill'inizi adama atamıyorsunuz yukarıya. Ultiniz yukarıya çıkarken çoğu eriyor. Ee, yine E skill'iniz sizin yatay çevrenizi etki ettiği için 2-3 basamak yukarıda olan bir adama vurmuyor. Sadece köy skill'iniz var. Yani eğimli yerlerden mutlaka kaçının. Eğimli yerlerde skill'lerinizi kullanamıyorsunuz. Onun yanında atta da bir skill'imiz mevcut. Sizi hem hızlı koşturuyor hem e, damage'inizi arttırıyor. Yani orada o skill'i bastıktan sonra adamı vurursanız hem de at, attan atlayıp vurduğunuzda Adama ciddi miktarda bir hasar verebiliyorsunuz. Burada at kullanamadığım için gösteremeyeceğim. Ancak sonraki videolarımda mızrak oynanış videosu kuşatma içi gelecektir mutlaka. Ultimizi tekrar bir inceleyelim. Az önce kaçırmıştım. Kalkanı ha bu arada kalkan bunu engelleyebiliyor. O nedenle kalkan tutan birimleri benim az önce yaptığım gibi yapmasanız iyi olabilir öyle bir saçmalığı var. Glev mesela sadece kalkan değil. Glev defans yapıyor. O defansı da bu skill'i engelleyebiliyor. Birazcık problemli yani. Şimdi bahsettiğim o komboyla başlıyorum ben. Bunu vurdum. Bir düz vuruş attım. Diğer skill'ime geçtim. Geri çıktım. Ve mızrak fırlattım. Olayım bundan ibaret. Yani oynanışı karı kadar meşakkatli değil zaten. Şöyle bir kez daha ulti tutturmayı deneyeyim. Hmm. Başladık. Öncelikle bir kalkan tutamasın diye şöyle bir bozmaya çalışayım. Şu şekilde bir ultimiz var. Damage'ini burada gördünüz şu an. Evet. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Birçok şey kaçırdım ama birazcık uzadı o nedenle. Ee, sizin aklınıza takılan şunu kullansaydın iyi olur dediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Twitch'ten, YouTube'dan takip etmezsen etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.